Arkadaşlar ben Sibel, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün en çılgın tırnak tasarım videolarına bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde video gelsin. İlk gözümüzü kanatacak tırnak videosuyla beraberiz. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Midem bulandı, kusacağım şimdi. Görüntüsü çok güzel ama alt kısmı nedir ya? Neyse, iyi tarafından bakalım o zaman. Ablanın kan şekeri düştüğü zaman sinirlerine yağlar ve kan şekeri yükselir diyorum. Şu an kendimden de iğrendim ya. Ne yapıyorum? Bu ne? Tonlarca kat oje mi sürdüm parmağına? Abla, o nasıl bir başkalaşım geçirmiş o oje ya? Puh be, kaç kat var acaba? Çok merak ettim gerçekten. Bu kişi parmağından daha oluşturmuş ya. Bir tek soru, o ojenin nasıl çıkacağı? Bu parmağı şuradan sökesim geldi. O derece artık. Şimdi ise o tırnağı çıkarmıştım, uygulanıyor. İyi, kolay çıktı en azından. O yapışkanlı şeyi şöyle alabilirdim. Limondan tırnak. Şaşırıyor muyuz bu tırnak tasarımlarına? Hayır tabii ki de ya. Şaşırsaydık zaten adı çılgın tırnak tasarımı olmazdı. Haksız mıyım? Bir şey soracağım. Şu tırnaklardaki turşu mu? Turşuysa kusmak istiyorum çünkü. Evet. Parmağına burun görüntüsü çizdin, tamam da sümük niye yaptın ya? Tırnağımdaki sümük ne kadar kötü görünüyorsa piercing de o kadar güzel görünüyor. Yani iyi döldür, azıcık da iyi taraflarını övedim değil mi? İnsanlar o kadar yapmış, uğraşmış, ne diyelim. Şimdi bir manikür, medikal manikür. Tırnaklarımıza balıncık şeyi yapıştıracağız. Vay, çok iyi. Bu güzel. Kullanışlı mı? Hayır. Ya bu abla nasıl yemek yiyecek, nasıl tuvalete gidecek gerçekten bilemediğim davranışlar şu an. Baş parmağıyla bütün işlemlerini halledebilir, evet. Evet, şimdi ise tırnağa yapıştırılan bir Antep fıstığı görüyoruz. Ve yenilebilen bir Antep fıstığı. Şaka gibi, harbi açıp yiyor yani ya. Bir de yiyor ya. Evet, bunu bir önceki tırnak tasarım videomuzda görmüştük. Tırnağın üzerine yapılan bir kredi kartı çipi. Şuradan da diğer o tırnak videoma ulaşabilirsiniz bu arada. Evet. Yani hoş. Ne diyeyim ya? Ne diyebilirim ki yani? Bu tırnağı yaptıran abla kesinlikle ellerini oraya buraya sallamamalı. Kesinlikle dikkat etmelisin abla, yoksa bütün mal varlığın çöp olabilir. Evet. Bu ne? Çok rahatsız etti bu görüntü beni. Sanki tırnaklarım çıkıyormuş gibi hissettim. Takma tırnak yapıştırmış. Çok kötü hissettim şu an gerçekten. Bu nedir ya? Daha fazla katlanamayacağım fotoğrafa. Ayağa hiç katlanamam. Ayağa yapılan uzun tırnaklı pedikür mü artık ne? Ne yapıyorsunuz, ona hiç katlanamam ya. Brokolilerden tırnak mı yapıyoruz? Evet. Yani değişik bir tarz ve değişik bir görüntü olmuş. Aslında görüntü çok hoş duruyor da işte. Parmağımın içinde brokoli olduğunu düşünerek bir hayat sürdüremem ya. Yine kelebekli bir tırnak. Çok hoş olmuş ama çok da korkunç olmuş. O ablanın baş parmağından şu an o kadar çok korktum ki ben. Tanıştığım biri olsa, selamlaşmaya kalksam gözümü oyar net yani. Burada tırnağa yapılan bir rengarenk boyayı görüyoruz. Bu saçma bir tırnak tasarım olmamış bence. Benim çok hoşuma gitti şu an. Evet, bunlar biraz sanki gereksiz bir şey olmuş ama. Popikli yapmış. Vay canına. Güzel olmuş ama. Bu video rahatlattı ya. Bu ne ya? Tırnağa yapılan hamile bir kadın mı? Bu ne, doğum simülatörü mü? Doğum simülasyonunu mu yaşıyoruz şu an? Ne izliyoruz biz? Evet, cringe'lenmeyeceğim ya. Yok, makasla kesiyor bir de. Çocuk yok ki orada ya. Evet, çilekten bir tırnak. Evet. O çileğin çürüceğini hayal ettim şu an ya. Ama ne kadar güzel oldu. İşte bunu yapma. Bunu yapma. İğrenç. Patlamış mısırdan tırnak mı yapıyoruz? Nasıl ya? Hiçbir şekilde bir kullanışlı hali yok yalnız ya. Bu nedir ya? Ama farklı oldu yani. Azıcık da hoşuma gitmedi değil. Sadece içinde patlamış mısır olduğunu görmek pek hoş değil. Şimdi ise tebeşirden bir tırnak yapacağız. Hadi bakalım nasıl olacak? Meraklı izlemedeyiz şu an. Evet, tebeşiri eziyoruz, parçalıyoruz. Jeli tebeşirle karıştırıyoruz. Tebeşiri tırnağa mı sabitledin? Nasıl ya? Seksek oynamayı sevenler için muhteşem bir tırnak tasarımı olmuş. Her bulduğumuz yola seksek şeklini çizip orada oynayabiliriz, evet. Bu abla sana bulaşık yıkamaya bayılıyor ya. Hayatını bulaşığa adamış.
Ya yağlı bir şey yediğini düşünsene. Onunla suratını mı temizleyeceksin bir de? Kusacağım. Çılgınlık üzerine çılgınlık tanımıyoruz. Bu nedir ya? Zımbat elinden tırnak mı yapıyorsun? Umarım tırnakların kopmaz. Nasıl taşıyacak o tırnak senin şu kadarcık parmağını? Akıl sır erdiremedim ya. Bari tırnağın köşelerini alsaydınız ya. Göz oyar ya. Göz oyar gerçekten. Kalbimizi bile oyar bu. Wow. Şu an güzel görünüyor. Aa, bak bu çılgın bir tasarım olmamış. Bu güzel bir tasarım olmuş. Hoşuma gitti. Ama tabii şu an aynı şekilde düşünmüyorum. Çok hoş görünüyor ama işlevsiz bir tırnak. Ama çok güzel. Bayıldım. Peki bir videoya 10 farklı yorum yapmam diyorum. Herhalde bipolarım. Şu an bunu fark ettim ama çok güzel oldu. Sonu güzel oldu ya. Sonu güzel biten bir tırnak oldu. Hadi bakalım şimdi ne göreceğiz? Gerçekten büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an güzel görünüyor. Böyle kalmalıydı bence. Oyun hamuru mu bu? Kalp mi yapıyoruz? Aa, çok sevimli oldu. Kalbin parıldadısı. Çakmak mı? Kalbi niye yaktın abi? Ya tırnağın yansı? Hiç mi korkmadın peki? Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Buldunuz mu aşkın ateşini? Ne kadar komik. Tam sevgililer gününe özel bir tırnak tasarımı olmuş. Bir şey diyemiyorum. Gerçekten diyemiyorum. Mısırlı bir tırnak. Koçanlı bile yapmışlar ya. Aşırı iyi ya. Bayağı yaratıcı ama. Harbi yaratıcılık yani. Yaratıcı kalkıyor bu videodan. Ne yapıyoruz şu an? Klozet mi? Klozetle tırnak mı yapacaksın? Gerçekten mi ya? Daha neler göreceğiz ha? Neler göreceğiz? Çok kötü ya. Of inanılmaz. Çikolatadan da bir şeyler yapıyor ya. Çok kötü. Bu ne ya? Uy. Dişten tırnak mı yaptınız? Gerçek değil ya deme bu. Umarım gerçek değildir. Kusacağım yoksa biraz daha durursam gerçekten kusacağım. Bu ne ya? Çok kötü. Yorumsuz bir tırnak ya. Daha fazla bakamayacağım buna gerçekten. Bu ne ya? Bu ne ya? Tırnaktan kılçıklı balık mı? Kılçıklı balık nasıl bir tabir peki? Evet. Şu an yapımını görüyoruz ya. Ne istediniz güzelim balıklardan? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ama iyi ki de geldik. Gerçekten dayanılacak gibi değildi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi, aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.